korkup sakınırsanız, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir. Bak, size doğruyu yanlıştan ayıran bir nur ve anlayış verir. Yani olağanüstü bir güç de insan teçhiz oluyor. Bu işte bu doğruyu yanlıştan ayıran nur ve anlayış verildiğinde insan metafizik bir güç oluyor. Yenemez. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük fazl sahibidir. Mesela Peygamberimiz diyor ki, ben Mehdi'yi peygamberlerin sayfalarında, yani Tevrat'ta ve Zebur'da şöyle buldum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp vardır. İşte o yüzden masum deniyor Mehdi'ye. Ahkamda masumdur Mehdi. Yani bir şey anormal gibi görünse de o yine doğru olmuş oluyor. Yanlış bir karar verse bile o yine doğru olmuş oluyor. Dünya ona göre şekil alıyor ondan sonra. Bundan sonra hiçbir soruya cevap vermekte zorlanmaz. Demek ki ona çok soru sorulacak. Bu anlaşılıyor. Mehdi'nin bir vasfı, ona çok soru sorulmaz. Asla Mehdi doğrudan sapmaz. İsabetsiz cevap ağzından çıkmaz. İmam Mehdi'nin özelliği. Yani mutlaka isabetli cevap veriyor. Bu bakımdan kulların işlerini yürütmesi için, bak bu bakımdan kulların işlerini yürütmesi için Allah tarafından görevlendiren İmam Mehdi masumdur. Allah tarafından desteklenmiştir, başarılı kılınmıştır ve doğrultulmuştur. Hatalardan, sürçmelerden, tökezlemelerden yana güvence altındadır. Yani yanlış da yapsa doğru olmuş oluyor. Allah Mehdi'yi bu işte Allah Mehdi'yi bu işe özgü kılar ki Allah'ın kullarının üzerindeki eksiksiz kanıtı ve yarattıklarının arasındaki şahidi olsun. Mehdi aynı zamanda şahittir biliyorsunuz. Yani insanların şahidi. Mesela münafıklara şahitlik ediyor. Münafık olduğuna. Müminlerin mümin olduğuna şahitlik ediyor. Kafirlerin kafir olduğuna şahitlik ediyor. Yani kıyamette Mehdi'den çok fazla soru sorulacak. Yani ahir zaman insanlara ondan sorulacak. Tek tek mesela bu, şunu nasıl biliyorsun, bunu nasıl biliyorsun? Ama bu çok süratli bir sorgulamadır. Peygamberimiz Efendimiz de öyle. O da bir şahit biliyorsunuz. Mehdi de şahittir. Siz şahitlersiniz diyor. O, Yehova şahitler de oradan gelir. Allah şahitleri biliyorsunuz. Yehova şahitleri bir şey var ya. O şahitlikten kaynaklanıyor işte. Siz de şahitsiniz şu an diyor. Biz de şahidiz bu dünyada. Yani mesela münafığa şahit oluyoruz. Kafire şahit oluyoruz. Münafıkların bütün dediklerine şahit oluyoruz. Müslümanların bütün dediklerine şahit oluyoruz. Ahir zamanda Allah sorguda Mehdi'yi görevlendiriyor. Peygamber
Peygamberimiz de görevlendiriyor. Bütün peygamberler görevliler. İmamlar çağrılıyor, işte o yüzden çağrılıyorlar. Yani sorgulama için çağrılıyorlar. Onlara soruluyor. Ama bu tabii normalde yıllar sürecek bir şey. İlk sorgulama yapılan gibi zannediyor kendini. En son sorgulama yapılan. Yani ilk ben sorgulandım herhalde diyor. Süratle, çok süratle oluyor.